Çok teşekkür ederim. Son dönemin en güçlü alkışı için efendim. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'e hoş geldiniz. Yine 4 misafirimizle stüdyomuzda buluştuk. Birazdan sorularımızı cevaplamaya çalışacağız. Bu akşam Rize'den, Bursa'dan, Samsun'dan ve İstanbul'dan yarışmacılarımız var. Siz de bize ekran başından eşlik ederseniz memnun oluruz. Hadi başlayalım. Ben Bilirim'e başvuru videolarımızla. Merhaba 360 ailesi. İsmim Sinan Emiroğlu. Bursa'da yaşıyorum. Yaşım 38, 1983 Trabzon doğumluyum. Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Global bir ilaç şirketinde satış temsilcisi ve tanıtım temsilcisi olarak çalışmaktayım. Yarışmanızı ilgiyle takip ediyorum. Teşekkür ederim. Ben Bahar Dönmez. 29 yaşındayım. Ana sınıf öğretmeniyim. Aslen Trabzonluyum ama Rize'de çalışıyorum. Kelime oyunlarını izlemeyi ve bulmaca çözmeyi çok seviyorum. Sizin yarışmanızda kendime en çok tarih, genel kültür ve Türkçe anlam sorularında güveniyorum. Yarışmanıza katılmayı çok istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Merhaba, ben Ercan Ugün İlhan. 34 yaşındayım. Bir mobilya firmasının Karadeniz bölge temsilciliğinde satış ve pazarlama biriminde görev almaktayım. Yarışmanızı ilk gününden itibaren büyük bir ilgiyle ve severek takip ediyorum. Orada olup ben bilirim demek istiyorum. Umarım en kısa sürede görüşürüz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Herkese merhaba. Ben Nihan Kızılkaya. 1992 Gaziantep doğumluyum. 29 yaşındayım. Evliyim. Okul öncesi öğretmeniyim. Okumayı çok seviyorum. Kendimi yazarak ifade etmeyi, daha doğrusu içinde kelimelerin bulunduğu her şeyi çok seviyorum. Bu yüzden bu yarışmaya katılmak, kendimi denemek ve eğlenmek istedim. Umarım bunu yaşama fırsatı bulur, kendime güzel bir anı bırakmış olurum. Görüşmek dileğiyle. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim bu akşam da Ben Bilirim stüdyosunda 4 farklı şehirden 4 misafirimizle buluştuk. Şimdi sizi de onlarla buluşturma zamanı. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. Bu akşam özellikle stüdyoda alkışın dozu çok yukarıda. Onda bence en büyük pay sahibi Sinan Bey. Çok teşekkür ederim Sinan Bey. Sağ olun efendim. Siz de sağ olun. Bu akşam 1 numaralı masamızda Bahar Hanım'la yarışacağız. 2 numaralı masamızda Sinan Bey. 3 numarada Nihan Hanım. Ve 4 numarada da Ercan Bey misafirlerimiz. 4 farklı şehir dedik. Şimdi kendilerinden dinleyeceğiz. 1 numaradan Bahar Hanım'la başlıyoruz. Hoş geldiniz Bahar Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bahar Dönmez. 29 yaşındayım. Trabzonluyum. Okul öncesi öğretmeniyim. Rize Pazar'da çalışıyorum. Evliyim. Çocukları çok seviyorum. Yarışmaları Harika. Da çok seviyorum izlemeyi. Şimdiden yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. İzlemeyi seviyor musunuz? İnşallah bu akşam yarışmayı da seversiniz. İnşallah. Canlı canlı bakalım. Denemek istedim kendimi. Bakalım. İyi yaptınız. Ayaklarınıza sağlık. Rize'den kalkıp geldi Bahar Hanım. Tekrar teşekkür ederim. İçeride de konuştuk. Bu akşam iki hanımefendi de okul öncesi öğretmenimiz ve ikisi de daha hani üniversite öğrencisiymiş kıvamında duruyorlar. Hiç yaşları da göstermiyorlar. Bahar Hanım umarım keyifli bir akşam olur bu akşam sizin adınıza. Umarım. Çok teşekkürler. Bu arada az önce başvuruda bahsettiniz. Hangi kategorilerde iyiydiniz? Tarih, Türkçe anlam. Tarih. Türkçe anlam bilgisi. Evet. Zaten bizim sorularında neredeyse yarısı demek. Evet. Başarılar dilerim bu akşam. İnşallah sağ olun. Ve efendim 2 numaraya Sinan Bey'e geçiyoruz. Hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk Alper Bey. Burada olmak çok güzel. İsmim Sinan Emiroğlu. Bursa'da oturuyorum. Global bir ilaç şirketinde tıbbi tanıtım sorumlusu olarak çalışıyorum. Evliyim, 2 kız babasıyım. Aslen Trabzonluyum. Teşekkür ederim. Aslında bir Karadeniz havası da var burada. Evet evet. Zaten hemen yan masayla memleket aynı Bahar Hanım'la. Aynen. Hemşiriciliğin vermiş olduğu bir hava da var. Çok da memnunum burada olmaktan. Teşekkür ederim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Harikasınız. İnşallah güzel bir akşam olur. Evde keyifle izlediğimiz bir yarışma. Burada olmak güzel. Teşekkür ederim. Güzel geçecektir. Yine İnşallah. Değerli misafirlerimizle başarılar dilerim. Sinan Çok Bey teşekkür size ederim. De efendim bu akşam ben bilirim de. Sağ olun. Sağ olun. Ve 3 numaraya Nihan Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Nihan Hanım. Hoş bulduk. Ben Nihan Kızılkaya. 29 yaşındayım. Okul öncesi öğretmeniyim. Evliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah televizyonda izlediğimiz gibi güzel güzel cevaplarız. Hiç göstermiyorsunuz bu arada heyecanı da. Başarılıyım o zaman saklama evet, evet. konusunda. Güzel saklıyorsunuz. Bayağı heyecanlıyım şu anda yok, ama. Yok yok rahatlarız birazdan. Güzel bir anı bırakmak istedim kendime. Umarım güzel keyifli bir yarışma olur. Birazdan bence o ilk puanları aldıktan sonra onun da keyfine varacaksınız. O heyecanı İnşallah. Biraz daha bastırmış oluruz. Başarılar dilerim Teşekkür efendim size ederim, de bu akşam sağ olun. Ben bilirim de. Ve 4 numaraya Samsun'dan misafirimiz Ercan Bey'e geçiyoruz. Hoş geldiniz Ercan Bey. Hoş bulduk Alper Bey sağ olun. Ben 1987 Artvin Ardanuş doğumluyum. Samsun'da yaşıyorum.
bir mobilya firmasında satış ve pazarlama biriminde görev alıyorum. Evliyim, 4 senelik. 16 aylık Can Onat isminde bir çocuğum var. Allah bağışlasın. Sağ olun. İlk günden itibaren çok keyifle izliyorum. Evde yarışıyoruz eşimle. Burada olmayı çok istedim. Şu an burada olduğum için de çok mutlu hissediyorum kendimi. Umarım güzel bir akşam olacak. Eğleneceğiz. Yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Evet. Keyifli bir akşam olacağını düşünüyorum. Şüphem yok. Yine çok keyifli bir ekip. Birbiriyle güzel uyum sağlayan bir ekip. Umarım sizin için de güzel bir anı olur. Başarılar dilerim Ercan Bey bu akşam Ben Bilirim'de. Efendim yine güler yüzlü 4 yarışmacımızla yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Ben Bilirim'de ilk turun ilk sorusu için döndük Bahar Hanım'la harf tablomuza. Bu akşamın ilk harf tablosu ekranımıza geldi. Hangisiyle başlayalım Bahar Hanım? Eşim Selim'in S'si. Selim Bey'in S'si ile başlıyoruz 60 puan değerinde. Açılış sorumuzun kategorisi uluslararası kuruluşlar olacak. Şöyle sorulmuş. NATO'nun merkezinin bulunduğu şehirdir. Süremiz başladı. Brüksel. Brüksel. Cevap doğruysa Rize'den misafirimiz Bahar Hanım 60 puanla açılışını yapar. Görelim. Kutlarız. İkinci sorumuz için Bursa'dan misafirimiz Sinan Bey'e dönüyoruz. Kızlarıma söz vermiştim Z harfiyle başlayacağım ama maalesef şu an Z harfini göremedim. Bilsek bugüne Z harfi koyardık ya valla. Eşimin ismiyle başlamak istiyorum. A harfi olsun. A harfi 50 puan değerinde. Kızlarınızın isimleri nelerdi? Zeynep ve Zehra. Zeynep ve Zehra harfinizi koyamadık, özür dileriz. İnşallah telafi ederiz. İkinci turda var mı bilmiyorum, bakacağım birazdan. A harfinde edebiyat ve sinema varmış efendim. Geliyor sorumuz. 2006 yapımı roman uyarlaması bir filmdir. Nokta nokta marka giyer. Süremiz başladı. Şeytan. Şeytan marka giyer. Görelim. Tebrikler. Sinan Bey de açılışını yaptı. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür Bu arada ederim. Siz soruyu cevaplamaya çalışırken ben ikinci tur kartlarına baktım. Z harfi ikinci turda var Sinan Bey. Aklınızda Çok olsun. Sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi dönüyoruz üçüncü sorumuz için Nihan Hanım'a harflerimize. Bulut'un B'si. Bulut'un B'si 60 puan. Kategorisi biyoloji olacak. Sorumuz şöyle efendim. Bir canlının ana yurdu olarak yetiştiği, varlığını ve neslini sürdürdüğü yerdir. Süremiz başladı. Habitat. Habitat. Şu ana kadar Bahar Hanım ve Sinan Bey ile açılışları yaptık. Nihan Hanım da 60 puanlı açılış yapar mı? Görelim. Tebrikler. Dördüncü sorumuzun sahibi Ercan Bey, harflerimize gidiyoruz. Oğlum Can Onat'ın C'si. Can Onat'ın C'si, Allah bağışlasın bir kez daha. Teşekkürler, 70 puanımız var. Kategorisi mecazmış Ercan Bey. Şöyle sorulmuş. Kötü söz ya da davranışla birini üzmek anlamındaki mecazi sözcüktür. Süremiz başladı. İncitmek. İncitmek. Ercan Bey de buradan puan alırsa 4 misafirimizle de açılış yapmış olacağız 4 sorumuzda. Görelim. Kutlarız. Evet, böylece ekip güzel başladı. Herkesin tabloda puanı var. Dönüyoruz Bahar Hanım'la bu kez de ikinci sorusunu almaya. Ordunun olsun. Ordunun olsun 60 puan. Kategorimiz anlam bilgisi ve ekranda efendim. Yaşı ilerlemek, ihtiyarlamak anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Nihan Hanım. Kocamak. Kocamak. Bu akşam 100 barajını aşan ilk misafirimiz Nihan Hanım olur mu? Görelim. Tebrikler. Sinan Bey için geliyor bir kez daha harfler. Trabzonspor'un T'si olsun. Trabzonspor'un T'si. 70 puanımız var. Kategorisi genel kültür olacak. Sorumuz şöyle efendim. Bir yeri döşemek için kullanılan halı, kilim, divan gibi eşyalara verilen genel addır. Süremiz başladı.
gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Bazen çarşılarda tabelalarını görürüz. Ne olabilir acaba aradığımız cevap? Bir yeri döşemek için kullanılan halı, kilim, divan gibi eşyalara verilen genel ad. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Ercan Bey. Mefruşat. Mefruşat. 60 puan demek. Görelim. Tebrikler. Bu cevabın ardından Samsun'dan yarışmacımız Ercan Bey 130 puanla liderlik koltuğuna geçti. Tebrik ederiz efendim. Teşekkür ederim. Şimdi harflerimiz geliyor Nihan Hanım için. Ecemin E'si. Ecemin E'si 70 puanda burada var. Genel kültürle yolumuza devam ediyoruz. Atatürk'ün manevi kızı olan sosyolog, tarihçi ve akademisyendir. Profesör doktor nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmiyor. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Atatürk'ün manevi kızı olan sosyolog, tarihçi ve akademisyen. Profesör doktor. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Sinan Bey. Alev İnci. Alev İnci. Görelim. Hayır dediler, Alev İnci değilmiş. Buyurun Nihan Hanım. Ayşe İnci. Oldu mu? Hayır dediler. Ercan Bey. Afet İnci. Afet İnci. Bu kez oldu mu? Yine olmadı. Bir kutu daha. Bir kutu daha dediğim an Nihan Hanım, buyurun. Afet İnan. Afet İnan. 30 puan. Görelim. Tebrikler. Evet, 1985'te vefat etmişti efendim. Bu arada görüntüsü de ekranımıza geldi. Allah rahmet eylesin diyelim. Ve yolumuza devam edelim. Sorumuzun sahibi bu kez Ercan Bey. Harfler ekranda. Ben de Fenerbahçe'nin F'sini alayım. Fenerbahçe'nin F'si 40 puan değerinde. Sağlıktan gelecek Ercan Bey için şu sorumuz. Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması şeklinde kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Süremiz başladı. Reflü. Reflü. ...40 puan kazandırır mı? Kutlarız. Böylece ben bilirim de ilk 8 soruyu geride bıraktık. Puan tablomuza bakacak olursak liderlik koltuğunda Ercan Bey var. 170 puan, Nihan Hanım 150 puan, Bahar Hanım 60, Sinan Bey 50 puanla ısınmaya devam ediyorlar. Şimdi Bahar Hanım seçiyor. Nide'nin N'si olsun. Nide'nin N'si 50 puan. Eşyalarla yola devam edeceğiz. Sorumuz şöyle. Genellikle duvar kenarına yerleştirilen, üstüne ayna gibi eşyalar konulan mobilyadır. Süremiz başladı. Konsol. Konsol. Görelim. Tebrikler. Başlamadan önce çekiniyordunuz ama ısındınız herhalde değil mi Bahar Hanım? Evet, evet. Güzel. İyi ısındım. Gidiyorsunuz. Nazar değmesin. Şimdi Sinan Bey için geliyor bir kez daha harflerimiz. Mudanya'nın M'si olsun. Mudanya'nın M'si 70 puan kazandırabilir. Bu kez de ekonomiden gelecek Sinan Bey sizin için. Vergi vermekle yükümlü olan kimse veya kuruluştur. Süremiz başladı. Mükellef. Mükellef. İlk turumuzda cevaplar hızlı hızlı gelmeye devam ediyor. Bu cevabın ardından Sinan Bey de 100 barajını aşar mı görelim. Tebrikler. Puan tablosunda şu an 200'ü gören yok, 100'ün altında da kimse yok. Çok yakın puanlarla yarışıyor misafirlerimiz. Döndük Nihan Hanım'a. Üzümün üsü. Üzümün üsü 60 puan. Kategorisi tescilli lezzetler olacak Nihan Hanım. Sizin için ekranda efendim. Afyonkarahisar'da özel günlerde ikram edilen coğrafi işaret tescilli yöresel hamur işidir. Afyon nokta nokta. Süremiz başladı. Bükmesi. Afyon bükmesi. Görelim.
Tebrikler. Eş durumundan Afyonluyum da. Öyle mi? Evet. Eşiniz Afyonkarahisarlı mı? Yani baba tarafı öyle. Kendisini öyle tanıtıyor en azından. Çok hızlı cevapladınız zaten. Hani aynen. Cevap direkt Afyon'dan çok gelmiş gibi. Çok da severim yemeği. Tebrik ederiz. Bu arada görmeyenler için de görseli ekranımızda. Sizin de yediğiniz bu. Evet evet aynen. Türk Patent ve Marka Kurumu'nda yer alan görsel de böyleydi. Tebrik ederiz Nihan Hanım. Teşekkürler, sağ olun. Yeni sorumuzun sahibi Ercan Bey olacak. Ömer'in Öğüsü. Ömer'in Öğüsü 50 puan kategorisi anlam bilgisi. Sorumuz şöyle. Bir yapının yıkılması veya bir kimsenin dizlerini bükerek topuklarının üzerine oturmasıdır. Süremiz başladı. Çökmek. Çökmek. Bu cevapla fire vermeden yolumuza devam eder miyiz görelim. Tebrikler. Bahar Hanım için geliyor harfler bir kez daha. İnci'nin iyisi. İnci'nin iyisi 50 puan. Kategorimiz anlam bilgisi. Sorumuz şöyle. Bir bütünü ince parçalara ayırarak kesmektir. Süremiz başladı. Dilmek. Dilmek. Maşallah bu akşam misafirlerimiz cevap anahtarı gibi arka arkaya her sorudan puan almaya devam ediyoruz. Buradan da alır mıyız görelim. Tebrikler. Sinan Bey için geliyor harfler. Ufuğun U'su olsun. Ufuğun U'su 50 puan. Kategorimiz coğrafya olacak Sinan Bey. Sorumuz şöyle. Başkenti Kampala olan Doğu Afrika'da yer alan ülkedir. Süremiz başladı. Uganda. Uganda. Oldu mu? Kutlarız. Nihan Hanım'dayız bir kez daha. Şuhut'un Ş'si. Şuhut'un Ş'si. Hazır Afyonkarahisar'dan bahsetmişken dedi Nihan Hanım. 80 puanımız var. Kategorisi mimari olacak efendim. Geliyor sorumuz. Tarihte genellikle güneye bakan duvarlar üzerine inşa edilmiş Türk mimarisinin önemli bir parçasıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif Sinan Bey buyurun. Taş Mektep. Taş Mektep. Oldu mu? Hayır dediler. Buyurun Bahar Hanım. Kuş yuvası. Kuş yuvası. Oldu mu? Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir kutu daha. 60 puan kazanabiliriz. Az önce çok yaklaştık. Aradığımız cevap kimden gelecek? Tarihte genellikle güneye bakan duvarlar üzerine inşa edilmiş Türk mimarisinin önemli bir parçası Nihan Hanım. Yanlışlıkla bastım ama. Varsa alırım. Kışkileri. Kışkileri. Oldu mu? Olmamış. Bahar Hanım. Taşkileri. Taşkileri oldu mu? O da değilmiş. Bir kutu daha. Son 50 puan Sinan Bey. Kuş baleri. Neleri? Kuş baleri. Kuş baleri. Görelim. Hayır dediler. Kuş baleri değilmiş. Bir kutu daha. Buyurun Ercan Bey. Kuş evleri. Kuş evleri. Ercan Bey kenardan herkesin cevabını dinleyip son noktayı koyar mı görelim. Tebrikler. Kuş balerinden sonra daha nereye kadar gidebilecek diye merak ederken Ercan Bey noktayı koydu. Ekranımıza geldi bu arada görsel. Hatta TÜBİTAK'ta yer alan bilgi şöyleydi. Kuş evlerine ilişkin Osmanlı mimarisinde 16. yüzyıldan beri örneklerine rastlanan kuş evleri, kuşların korunması ve yuva olarak kullanması amacıyla tasarlanan yapılardı. Kuş evleri hem evlerin hem de cami, hastane, darülaceze gibi kamusal binaların duvarlarına inşa edilirdi. Kuş evleri binaların özellikle daha sıcak olan güney cephesine kuşların rüzgardan ve aşırı güneş ışığından korunmasını sağlayacak şekilde yüksekçe bir yere, genellikle de saçakların altına inşa edilirdi der. Özellikle hayvanlara ne kadar değer verildiğini, ne kadar önemsendiğini de bir parçası, bir göstergesiydi efendim. Kuş evleri. Tebrik ederiz. Kimi? Ercan Bey'i. Yeni soru alacağız. Ercan Bey sizdeyiz. Yozgat'ın yeğesi olsun. Yozgat'ın yeğesi 60 puan değerinde, kategorisi müzik olacak. Sorumuz geliyor.
Fikrimden geceler yatabilmirem olarak da bilinen Azerbaycan türküsüdür. Süremiz başladı. Ay balam. Ay balam. Cevap doğruysa Ercan Bey 60 puan kazanacak. Ay balam görelim. Olmadı ay balam. Nihan ayrılık. Hanım. Ayrılık. Bu kez oldu mu? Kutlarım. Efendim böylece ilk turda kalan soru sayısı 8'e düştü. Son 8'e girerken bir kez daha puanlarımıza bakacak olursak sıralama şöyle 270, 260, 170, 160 şeklinde. Bahar Hanım'la başladık ilk turun son 8 sorusuna. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si 70 puan. Kategorimiz bitkiler olacak Bahar Hanım. Ekranda efendim. Resmi verilere göre dünya üretiminde dördüncü olduğumuz, sofralarımızda sıkça yer alan bitkidir. Süremiz başladı. Ispanak. Ispanak. Aradığımız cevap ıspanak mı? Hayır dediler. Ne olabilir başka? Resmi verilere göre dünya üretiminde dördüncü olduğumuz, sofralarımızda sıkça yer alan bitki kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Ercan Bey. Mercimek. Mercimek. 50 puan daha kazandırır mı? Tebrikler. Bu cevap Ercan Bey'i liderlik koltuğuna taşıdı bir kez daha ve 300 barajını aşan ilk misafirimiz oldu. 310'la Ercan Bey tebrik ederim. Bu arada mercimeğe ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarında şöyle bir bilgi vardı. Kanada dünya mercimek üretiminin %33'ünü karşılıyormuş ve birinci sırada. Hindistan 1.62 milyon ton üretim yaparak ikinci sırada. Üçüncü sırada 381 bin tonla Amerika Birleşik Devletleri. Dördüncü sıradaysa 353 bin tonla Türkiye yer almaktaydı mercimek üretiminde. Tebrik ederiz Ercan Bey. Yeni soru geliyor. Bu kez Sinan Bey'deyiz. Denizli'nin D'si olsun. Denizli'nin D'sinden de 80 puan kazanma şansımız var. Genel kültürle yola devam ediyoruz. 1946 yılından beri adına edebiyat ödülleri verilen merhum gazetecidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 1946 yılından beri adına edebiyat ödülleri verilen merhum gazeteci. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Buyurun Ercan Bey. Yunus Nida. Yunus Nida. Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha. Buyurun Nihan Hanım. Yunus Nadi. Yunus Nadi. Bu kez oldu mu? Tebrikler. Evet, basın yayın tarihimizde önemli bir isimdi Yunus Nadi. Bir kez daha saygıyla anıyoruz efendim. Bu arada tabloda da eşitlik var. Son cevap 310 yaptı Ercan Bey ve Nihan Hanım'ın tablosunu. Artık ilk turumuzda kalan soru sayısı 6 oldu. Nihan Hanım seçiyor. Çekirdeğin Ç'si. Çekirdeğin Ç'si 60 puan kazandırabilir. Mesleklerden gelecek Nihan Hanım sizin için. Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleyen kişinin görevidir. Süremiz başladı. Denetçi. Denetçi. İstanbul'dan okul öncesi öğretmenimiz Nihan Hanım 60 puan daha yazdırır mı hanesine görelim. Kutlarız. Bu cevabın ardından Nihan Hanım liderlik koltuğunda tek başına 370 puanla. Ercan Bey ile gidiyoruz harf tablosuna. Son 5 soru ilk turda. Isparta'nın ısı olsun. Isparta'nın ısında da 70 puanımız var. Kategorisi canlılar dünyası olacak efendim. Şöyle sorulmuş. Eklem bacaklılardan genellikle taşların altında yaşayan, vücudu yuvarlak ve uzun bir tür canlıdır. Süremiz başladı. Müzik.
40 ayak. 40 ayak. Görelim. Tebrikler. Şimdi de 10 puanlık avantajla Ercan Bey yeni liderimiz oldu. 380-370. Bahar Hanım'a dönüyoruz. Buyursunlar. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si. Rize'den misafirimiz Bahar Hanım'ın seçtiği harfte de araç gereçler varmış efendim. Geliyor. Taşıtların altında yapılacak çalışma için yerden yükseltilmesini sağlayan alettir. Süremiz başladı. Kriko. Kriko. 40 puan demek. Görelim. Kutlarız. Evet, görmeyenler veya merak edenler için görseli ekranımıza geldi. Biz de artık ilk turda son 3 sorumuza geldik. Sinan Bey sizdeyiz. Pırasa'nın P'si olsun. Pırasa'nın P'sinde de 40 puanımız var. Tekerlemelerden gelecek Sinan Bey sorumuz. Buyursunlar. Meşhur tekerlemede eksik olan kelimedir. 40 küp, 40'ının da nokta nokta kırık küp. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Nihan Hanım. Kulpu. Kulpu. Öyle kulpuyla bırakmam. Tamamını alırım. Kulpu. 40 küp, 40'ının da kulpu kırık küp. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Tekerleme için ayrıca biraz tebrik ediyorum. Biraz zor oldu. Yok, hiç zor olmadı vallahi, güzel söylediniz. 410'u gördü Nihan Hanım bu cevabın ardından. Şimdi sorumuzu seçecek misafirimiz Nihan Hanım. Son iki ilk turda. Gizem'in G'si. Gizem'in G'si 40 puan. Çizgi romanlardan gelecek bu kez efendim şu sorumuz. Japon kültürünün bir parçası olan çizgi romanlara verilen isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ercan Bey. Manga. Manga. 40 puan daha kazandırır mı? Kutlarız. Yeniden 10 puanlık farklı avantaj Ercan Bey'e geçti ve soru seçme avantajı da Ercan Bey'de. İlk turumuzu tamamlıyoruz. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si kalmıştı elimizde. Basım yayıncılıkla tamamlayacağız Ercan Bey. Sorumuz şöyle. Bir eserin ayrı ayrı basılan bölümlerinden her biridir. Süremiz başladı. Cilt. Cilt. Bu akşam yine çok başarılı misafirlerimizi ağırlıyoruz. İlk turumuzda cevapların birçoğu çok hızlı geldi. Buradan da 30 puan alır mıyız? Tebrikler. Efendim, ilk turu geride bıraktık. Birazdan daha yüksek puanlı sorularımızın olacağı ikinci tura geçeceğiz. Fakat puan tablosuna bakacak olursak son durum şöyle. 450 puanla Ercan Bey turumuzun lideri, Samsun'dan misafirimiz. İkincilik koltuğunda İstanbul'dan misafirimiz Nihan Hanım 410 puanla. Üçüncülük koltuğunda Bahar Hanım var. Rize'den misafirimiz 200 puana ulaştı. Ve Bursa'dan misafirimiz Sinan Bey de 170 puan topladı ilk turda. Bahar Hanım'dan başlayarak birer cümle almak isterim ilk turun değerlendirmesine dair. Ne dersiniz Bahar Hanım? Çok güzel geçiyor benim için. Yani çok heyecanlıyım. Bir türlü yenemiyorum ama gene de güzel geçiyor. Memnunum yani. Eğer herkes heyecanlıysa ve heyecanlı yenemiyorsa bence dağınık bırakın. Çünkü performansınız çok iyi, onu söyleyeyim. Ekibin tamamı çok güzel cevaplar verdi. Nazar değmesin. Bence çok başarılısınız. Hiç öyle bizi zorlayan soru çok az oldu. Gayet başarılısınız. Umarım ikinci turda böyle devam eder Bahar Hanım. Umarım. Sinan Bey, siz nasıl buldunuz kendinizi? İlk tura göre evde daha iyiydi ama burada tabii buranın atmosferi farklı. Ama inşallah ikinci turda biraz daha alırız puanlarımızı ve yolumuza devam ederiz. Hadi eğlenceli, çok güzel gidiyor. Teşekkür ederim. İlk turda çok üzen bir soru oldu mu sizi? Yani nasıl kaçırdım dediğiniz soru var mıydı ilk turda? Aslında diğer arkadaşlarıma gelen soruları ben de biliyordum ama tabii harf seçme konusunda onları almadığımız için sorun yok. İnşallah ikinci turda çok daha güzel bir hadi inşallah dönem geçiririz. İnşallah. Teşekkür başarılar ederim. Dilerim efendim. Çok sağ olun. Nihan Hanım? Güzel geçti. Mangayı bilemediğimi özür dilerim çünkü
anime çok seven ve sürekli bana anime izletmeye çalışan bir eşim var. Muhtemelen izleseydim bilirdin diyecek şimdi. Onun dışında hala biraz heyecanlıyım ama gayet keyifli geçiyor. Süper. İnşallah ikinci turda da eşinizin mutlu olacağı bir cevap gelir. İnşallah. Böylece telafi etmiş olursunuz. Başarılar dilerim efendim. Sağ olun. Ve Ercan Bey, ilk turumuzun lideri. Ne dersiniz Ercan Bey ilk tur için? Ekip hızlı başlayınca herhalde onun gazıyla ben de devam ettim. Gayet güzel geçiyor. Ayrılık ve Aybalam beni biraz üzdü. O şarkıyı bilmem lazımdı. Keşke zamanımı doğru kullansaydım diyorum. Çünkü şarkıyı yarıya kadar okuyup bıraktım. Azeri'yi görünce Aybalam dedim. O biraz üzdü beni ama onun dışında güzel gidiyor. Alıştım, ısındım. Gayet keyifli bir ortam var zaten. Çekişme de var. Daha ne olsun. Harika. Bence daha da güzel olacak ikinci turumuz. Bakalım neler getirecek ve final turuna hangi iki yarışmacımızı yükseltecek ikinci turumuz efendim. Hadi birlikte ikiye geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim efendim. Ben Bilirim'de ikinci turumuzun ilk sorusunu Bahar Hanım'la birlikte alıyoruz. Buyursunlar, yepyeni bir harf tablosu. Yine eşimle başlamak istiyorum. Selim'in S'si. Selim Bey'in S'si ile başlıyoruz bu tura da. 90 puanımız var. Genel kültürle başlayacağız efendim. Buyursunlar. Gerçek olmayan bilgi veya belgelerle insanları kandırarak çıkar sağlamaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ercan Bey. Sahtekarlık. Sahtekarlık. Ercan Bey sahtekarlıktan 90 puan alır mı görelim. Tebrikler. Buyursunlar, Sinan Bey seçiyor ikinci turdaki ilk sorusunu. Kızım Zeynep ve Zehra'nın Z'sini söylemek istiyorum. Evet. Bununla başlayalım ikinci tura. İlk turda olmadığı için biraz rötarlı seçtik ve ama seçtik. 130 puanımız var. Kategorisi deyimler olacak Sinan Bey. Buyursunlar, sorumuz şöyle. Susmak, söyletmemek manalarındaki deyimdir. Süremiz başladı. Ağzına ket vurmak. Ağzına ket vurmak. Oldu mu? Hayır dediler. Buyurun Ercan Bey. Ağzına gem vurmak. Ağzına gem vurmak. Bu kez oldu mu? Kutlarız. Sinan Bey'le direkten döndük. Ercan Bey'e yazıldı puanlar. Bu arada Ercan Bey ikinci turda 2'de 2 yaparak 670 puana kadar ulaştı. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Nihan Hanım için geliyor şimdi de harflerimiz. Ordunun O'su. Ordunun O'su 150 puan kazandırabilir. Müzikle yola devam edeceğiz. Şöyle sorulmuş. Öyle deli gibi esme başım dönüyor. Hasretini verme baharın yerine. Sözleriyle başlayan Eda Metin Özülkü şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ercan Bey. Seninle olmak var ya. Seninle olmak var ya. Nihan Hanım'ı üzdü birazcık. İnanılmaz üzdü. Seninle olmak var ya. 150 puan. Görelim. Tebrikler. Evet, bu kez de Ercan Bey yine 3'te 3 yaparak puanını aldı. 820'ye ulaştı efendim. Eserin sahipleri Eda Metin Özülkü de ekranımıza geldi. İzliyorlarsa saygılar. Buyursunlar. Şimdi Ercan Bey herkesin puanını topladı. Kendi sorusunu seçiyor. Artvin'in A'sı. Artvin'in A'sı 130 puan. Kategorisi deyimler ve ekranda. Bir kimsenin içinden geçeni yüzüne bakarak anlamak manasındaki deyimdir. Nokta 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 okumak. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Ekranda bir deyimimiz var. 130 puan kazanabiliriz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Bir kimsenin içinden geçeni yüzüne bakarak anlamak. Nokta 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 okumak.
Bir kutu daha. Türk Dil Kurumu'nun atasözleri ve deyimler sözlüğünde de böyle açıklanmış. Acaba aradığımız cevap ne olabilir Ercan Bey? Meftunu dışından okumak. Meftunu dışından okumak. Oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu daha. 80 puanımız var. Buyurun Sinan Bey. Meftunu dışından okumak. Meftunu dışından okumak. Oldu mu? Hayır dediler. Bence okuyacağınız başka bir şey çıkacak ve daha çok ikna olacaksınız o okuyacağınız şeye. Ne olabilir acaba? Bir kutu daha. Buyurun Bahar Hanım. Muştunu dışından okumak. Muştunu dışından okumak. Oldu mu? O da değilmiş. Bir kutu daha. Buyurun Nihan Hanım. Varsa alırım. Meftunu dışından okumak. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Ercan. Mektubu dışından okumak. Herkes meftunu, muştunu derken acaba mektubu dışından okumakla puan alır mıyız? Görelim. Tebrikler. Evet, Ercan Bey'e gitti bu sorunun da puanı. Ve Ercan Bey 4'te 4 yaptınız değil mi ikinci evet. turda? Maşallah, yani hiç kimseye soru bırakmadınız. O ilk turdaki Azerbaycan şarkısı sizi nasıl etkilediyse... Çok dokunmuş galiba. Çok dokunmuş, evet. Fena dokunmuş. 4'te 4 oldu. 880 puanlı Ercan Bey. Şimdi Bahar Hanım'a döndük efendim. Buyursunlar. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si. 90 puan kategorisine baktığımızda sağlıktan alacağız bu kez. Şu sorumuzu. Görevi esnasında herhangi bir tehdit hisseden sağlık personelinin acil destek çağrısı için geliştirilmiş uygulamadır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ercan Bey. İmdat butonu. İmdat butonu. Aradığımız cevap mı? Hayır dediler. Buyurun Nihan Hanım. Yeşil kutusu. Ne kutusu? Yeşil. Yeşil kutusu. Oldu mu? O da değilmiş Sinan Bey. Beyaz butonu. Beyaz butonu. 90 puan kazandırır mı? Olmadı. Bir kutu açıyoruz. Görevi esnasında herhangi bir tehdit hisseden sağlık personelinin acil destek çağrısı için geliştirilmiş uygulama Sinan Bey. Maalesef beyaz. Canınız sağ olsun, gelmedi. Bir kutu, buyurun Ercan. Çağrı butonu. Oldu mu? Çağrı butonu. Hayır dediler. Bir kutu daha. Buyurun Sinan Bey. Taciz butonu. Taciz butonu. Görelim. Değilmiş. Bir kutu daha. Buyurun Ercan Bey. Panik butonu. Panik butonu. Oldu mu? Tebrikler. Evet, bu kez de Ercan Bey'den geldi aradığımız cevap efendim, panik butonu. Yeni sorumuzun sahibi Sinan Bey olacak. Geliyor harflerimiz. Iğdır'ın ı'sı olsun. Iğdır'ın ı'sı 160 puan, yüksek puanlı sorumuz ve deyimlerden alacağız. Sinan Bey şöyle sorulmuş. Birine her istediğini yaptırmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ercan Bey. Parmağında oynatmak. Parmağında oynatmak. Görelim. Kutlarız. Yanlış saymadım herhalde. Şu ana kadar ikinci turun başından itibaren 6 soru gördük. Ve 6 sorunun tamamının puanları Ercan Bey'e gitti değil mi? Evet. 6'da 6 yaptınız değil mi Ercan Bey? Doğrudur, evet. Bence sizi alkışlamalıyız. Eyvallah. Evet, Ercan Bey ikinci tura güzel başladı. Şunu da hatırlatmasını yapalım. 4 yarışmacımızın da final iddiası şu anki tabloyla son sorulara kadar devam edecek gibi gözüküyor efendim. Yeni sorumuzun sahibi ise Nihan Hanım olacak. Harflerdeyiz. İstanbul'un iyisi. İstanbul'un iyisi 120 puan kazandırabilir. Sorumuz tiyatrodan gelecek Nihan Hanım, ekranımıza.
1957 yılında perdelerini açan ve günümüzde de işlevini sürdüren sahnedir. Nokta 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 Bursa Devlet Tiyatrosu. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sinan Bey. Ahmet Vefik Paşa. Ahmet Vefik Paşa. Bursa Devlet Tiyatrosu. Bursa Devlet Tiyatrosu. Son anda çok fazla puan kaybettiğimiz için herkes usulüne uygun bir şekilde harf harf kelime kelime söyleyerek ilerliyor. 120 puan kazanır mı Sinan Bey? Görelim. Tebrikler. Evet, o tarihi sanat merkezi de ekranımıza geldi efendim. Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nun görseli. Yeni sorumuzu alıyoruz. Ercan Bey sizdeyiz. Manisa'nın meyisi olsun. Manisa'da da 90 puanımız var ve mecazla yola devam. Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu söylemek veya hatırlatmaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Nihan Hanım. Dokundurmak. Dokundurmak. 90 puan Nihan Hanım'a gider mi görelim. Kutlarız. Evet, uzun süre hep Ercan Bey'le aralarında 10'ar puanlık farklarla ilerlediler. Şimdi Nihan Hanım da ikinci turda güzel bir giriş yaptı. Tebrik ederim. 500'ü gördük. Şimdi Bahar Hanım'dayız. Buyursunlar harfler. Burcu'nun B'si. Burcu'nun B'si. 100 puan tarihten gelecek Bahar Hanım. Sorumuz şöyle sorulmuş. Osmanlı Devleti'nde en yaşlı ve en olgun olan hanedan üyesinin tahta geçmesi şeklindeki uygulamadır. Nokta 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 sistemi. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ercan Bey. Ekber ve Erşat. Ekber ve Erşat. Ekber ve Erşat sistemi. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Sinan İkbal Bey. İkbal ve Erşat. İkbal ve Erşat sistemi. Görelim. Gelmedi. Buyurun Bahar Hanım. Ekber ve Erşet. Ekber ve Erşet sistemi. Görelim. Kutlarız. Özellikle başvuru videosunda tarih, evet, anlam bilgisi gibi kategorilerde ekran başında kendini iyi bulduğunu söylemişti Bahar Hanım. Stüdyoda da aynı performans geldi. Tebrik ederiz. Puanlar. Sonradan da olsa geldi. Evet, sonradan da olsa geldi. Osmanlı tarihinden gelen sorumuzu da kutluyorum. Teşekkürler. Şimdi bir soru daha alacağız. Sinan Bey sizdeyiz. Gülşen'in G'si olsun. Gülşen'in G'si 90 puan değerinde. Bu kez de geleneklerden gelecekmiş efendim. Şu sorumuz. Halk arasında evlilik öncesi gerçekleştirilen kız isteme merasimine verilen bir addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ercan Bey. Güvey gitmek. Güvey gitmek. Kız isteme merasimine verilen ad güvey gitmek mi? Görüyoruz. Hayır dediler. Buyurun Nihan Hanım. Gelin gitmek. Gelin gitmek. Kız isteme merasimine verilen ad gelin gitmek mi? Olmadı. Stüdyoda 4 evli misafirimiz var. Şöyle bir hani geçmişe gitsek. Çok da geçmişe gitmeden. Halk arasında evlilik öncesinde gerçekleştirilen kız isteme merasimine verilen ad. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Güvey gittik olmadı. Gelin gittik olmadı. Acaba şöyle aileyle toplanıp kız istemeye gitmeye ne deniyor olabilir? Bir kutu daha. 70 puanımız var. Buyurun Ercan Bey. Dünür gitmek. Dünür gitmek. Evet, onaylıyor evliler kurulumuz. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, 1170'e taşıdı Ercan Bey'i bu cevap. Herkes evlilikten sonra bambaşka nasıl bir hayata adım attıysa öncesine zaten sünger çekmişler. Aradığımız cevap Ercan Bey'den geldi. Tebrik ederiz. Teşekkür. Yeni soru alacağız. Nihan Hanım sizdeyiz.
Eşref'in E'si. Eşref'in E'si 100 puan. Kategorisine baktığımızda sinema ve müzikten gelecek bu kez efendim şu sorumuz. 2002 yılında kaybettiğimiz Yeşilçam'da 250'den fazla filmde rol almış oyuncu ve müzisyendir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ercan Bey. Sami Hazinses. Sami Hazinses. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, belki isimden ilk bakıldığında çıkaramayan, sorudan çıkaramayan seyircilerimiz ya da yarışmacılarımız varsa resim geldiği an zaten herkesin hatırladığı çok önemli bir sanatçımızdı. Evet. Biz Yeşilçam sanatçılarını bazen sadece o filmlerdeki yan rollerden falan hatırlıyoruz ama hepsinin bambaşka donanımları var. Hepsinin işte kimisinin ressamlık yönü var, kimisinin şairlik yönü var. Birçok değerimiz vardı. Yeşilçam'da tüm kaybettiklerimize Allah'tan rahmet dileriz efendim. Yeni sorumuz var ve Ercan Bey ile gidiyoruz harf tablosuna. Fenerbahçe'nin F'si olsun. Fenerbahçe'nin F'si. İlk turda da Fenerbahçe'den seçmişti evet. Harfini. 120 puan kazandırabilir. Mesleklerden gelecek şu sorumuz. Gazetecilikte haber, ilan, fotoğraf gibi malzemeleri okuyucunun ilgisini çekecek şekilde basıma hazırlayan kişidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sinan Bey. Sayfa senaristi. Sayfa senaristi. Oldu mu? Olmadı. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. 100 puanımız var gazetecilikte. Buyurun Nihan Hanım. Sayfa sekreteri. Sayfa sekreteri. Bu kez kazanır mıyız o 100 puanı? Görelim. Tebrikler. Efendim adım adım final turuna doğru ilerlerken artık kaldı elimizde son 8 soru puan tablosuna bir kez daha dönüyoruz. Liderlik koltuğundaki misafirimiz Ercan Bey 1270 puanla final konusunda biraz daha rahatladı. İkincilik koltuğunda Nihan Hanım var 600 puan. Üçüncülük koltuğunda Bahar Hanım var 300 puan final şansını sürdürüyor. Ve Sinan Bey de 290'la final şansını sürdürüyor. Bahar Hanım'la son 8'e başlıyoruz. Harflerdeyiz. Kastamonu'nun K'si olsun. Kastamonu'nun K'si 120 puan değerinde. Bu kez de televizyondan gelecek Bahar Hanım sizin için. Gülhan Şen'in 2007 yılında yayınlanmaya başlayan Gezi programıdır. Gülhan'ın nokta 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 süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ercan Bey. Galaksi rehberi. Gülhan'ın galaksi rehberi. 120 puan kazandırır mı? Tebrikler. Evet ekranımıza geldi Gülhan Şen. Çok güzel bir enerjiyle birçok ülkeye bizi ekran başından elimizden kumandayla götürüyordu efendim. İzliyorsa saygılar. Şimdi yeni sorumuzun sahibi Sinan Bey olacak. Harflere gidiyoruz. Rize'nin R'si olsun. Rize'nin R'si 130 puan edebiyattan geliyor Sinan Bey için şu sorumuz. John Gray'in kadınların ve erkeklerin olaylara farklı bakış açılarını anlattığı kitabıdır. Erkekler nokta nokta, kadınlar nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? 130 puan değerinde ekrandaki sorumuz. John Gray'in kadınların ve erkeklerin olaylara farklı bakış açılarını anlattığı kitabı hangisi olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Erkekler nokta nokta, kadınlar nokta nokta. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 90 puanımız kaldı. Bir kutu daha.
Buyurun Sinan Bey. Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten. Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten. 80 puan değerinde görelim. Tebrikler. Bu cevap Sinan Bey'i 370 ile üçüncülük koltuğuna taşıdı. Tebrik ederim Sinan Bey. Teşekkür ederim. Buyursunlar efendim. Finale adım atmaya devam ediyoruz. Sıradaki adımımızı da Nihan Hanım'la birlikte atacağız. Ş. Ş harfi, Şırnağ'ın Ş'si 120 puan değerinde. Tarihten geliyor Nihan Hanım'ın şu sorusu. Osmanlı Devleti'nde Harbi Umumi olarak adlandırılmış, birincisi 1914'te, ikincisi 1939'da başlayan tarihi olaylardır. Süremiz başladı. Dünya Savaşları. Dünya Savaşları. Görelim. Tebrikler. Finale kaldı son 5 soru. Samsun'dan misafirimiz Ercan Bey seçiyor sorumuzu şimdi de. Üzümün üsü. Üzümün üsü 100 puan. Kategorisi mecaz olacak efendim ekranda. Mecazen olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen, duyguları hassas kimsedir. Süremiz başladı. Yufka yürekli. Yufka yürekli. Bu akşam final turunu garantileyen ilk misafirimiz Ercan Bey bu sorudan da 100 puan kazanır mı görelim. Tebrikler. Final turu öncesi son 4 soruya Rize'den misafirimiz Bahar Hanım'la başladık efendim. Yumuşak G. Yumuşak G 140 puan, kategorisi tasavvuf olacak bu kez. Ekranda sorusu. Annen baban var mıdır sözlerinin yer aldığı Yunus Emre'ye ait olan tasavvufi eserdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sinan Bey. Sordum sarı çiçeğe. Sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır? 140 puan değerinde görelim. Kutlarız. Bu cevabıyla Sinan Bey yarışa bir kez daha tutunarak final şansını sürdürdü efendim. Artık son 3 soru final turu öncesi. Sinan Bey sizdeyiz. Lüleburgaz'ın L'si olsun. Lüleburgaz'ın L'si 90 puan değerinde. Tabirlerden gelecek bu kez sorumuz Sinan Bey için. Büyüklük taslamak anlamındaki tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Büyüklük taslamak. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Nihan Hanım. Varsa alırım. Gelmedi. Bir kutu daha. Büyüklük taslamak. Buyurun Nihan Hanım. Kelam satmak. Oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Buyurun Ercan Bey. Çalım satmak. Çalım satmak. Nihan Hanım'ın kelam satmayla alamadık. Ercan Bey'den gelen çalım satmayla alır mıyız puanları görelim. Tebrikler. Böylece final turu öncesi kalan soru sayımız da 2'ye düşmüş oldu efendim. Nihan Hanım'dayız. Harfler geliyor. Danimarka'nın D'si. Danimarka'nın D'si 90 puan. Sorumuzun kategorisi futbolmuş bu kez. Olmadı değil mi? Peki bakalım ne gelecek görüyoruz. Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'da görev almış İngiliz teknik direktördür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Buyurun Ercan Bey. Gordon Milne. Gordon Milne. Yabancı isimlerde zaten okunuşunu alıyorduk. Gordon Milne.
görelim. Tebrikler. Evet, ülkemizde farklı kulüpleri çalıştıran İngiliz teknik direktör Gordon Milne sondan bir önceki soruda Ercan Bey'e puan kazandırdı. Artık finalistlerimiz belli. Birazdan Ercan Bey ve Nihan Hanım final turunda yarışacak. Oraya geçmeden son soruyu alıyoruz. Umut'un U'su. Umut'un U'su 90 puan. Renklerle turumuzu tamamlıyoruz. Parlak olanına tavşan kanı da denilen bordoya yakın yoğun bir renk tonudur. Süremiz başladı. Koyu kırmızı. Koyu kırmızı. İkinci turun son sorusundan Ercan Bey 90 puan daha kazanır mı? Tebrikler. Efendim, böylece Ben Bilirim'de 4 farklı şehirden misafirimizle 2 turumuzu tamamladık ve nihai tabloya gitme vakti. Ercan Bey muhteşem başladığı 2. turda arka arkaya verdiği cevapların ardından 1730 puanla Ercan Bey finalde, rakibi ise 720 puanla Nihan Hanım. Kutlarız. İlk turda puanlarımız birbirine daha yakındı. Fakat ikinci turda hesapta olmayan Ercan Bey'in 7'de 7 yapacağı. 7'de 7 yaptınız mı? 6'da 6 pardon. 6'da 6, aralarda da aldıklarıyla birlikte orayı epey yükseltti. O dengeyi çok etkiledi ama onun dışında yakın yarıştık. Ve bu akşamın üçüncüsü Bursa'dan misafirimiz Sinan Bey oldu. 510 puan topladı. Rize'den misafirimiz Bahar Hanım'da da 300 puan kazandık. Tebrik ederiz. Efendim, birazdan final turumuz var. Oraya geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Bahar Hanım'a dönerim. Ne dersiniz Bahar Hanım bu akşam için? Yani ben hayalimi gerçekleştirdim. O yüzden çok mutluyum. Harika. Burada olmak gerçekten yani çok güzel bir şey. Sizle de tanıştık. Çok o yüzden de çok mutluyum. Yani beyefendi çok güzel yarıştı. Ne diyeyim? Yani çok süperdi. Yani iki arkadaşıma da başarılar diliyorum final turunda. Teşekkür ederiz Bahar Hanım. Sizin gibi genç, değerli öğretmenlerimizi stüdyomuzda görmek her zaman bizim göğsümüzü kabartıyor, onur veriyor. Ayaklarınıza sağlık. Sağ ol. Rize'den gelmişti Bahar Hanım da. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Başarılı bir meslek hayatı diliyorum efendim. İnşallah. Sağ olun. Sinan Bey, siz ne dersiniz bu akşam için? Gerçekten evdeki gibi olmadığını hani burada anlıyorsunuz. Yani... Nereden itibaren anladınız? Yani tam o Ercan Bey ikinci tura başladıktan sonra mı? Yani daha önce aslında yarışmayı uzun süredir takip ettiğiniz için hani uzun zamandır takip ettiğinizde bu şey üst üste bu kadar kimse böyle hani doğru yapmıyor. Cevap, hani hiç denk gelmemiştik ama gerçekten ben de Bahar Hanım gibi düşünüyorum. Yani burada olmak çok güzel, çok keyifli. Kızlarımın çok isteği vardı buraya gelmem konusunda. Geldiğime de çok memnun oldum. Teşekkür ederiz. Arkadaşlarımıza da başarılar dilerim final turunda. Tanıştığımıza memnun oldum. Çok sağ olun efendim. Sinan Bey'in ailesine benden de saygılar, tekrar tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun Sinan Bey, ayaklarınıza sağlık. O zaman biz izninizle artık son sorularımıza geçelim. Ben Bilirim de bu akşamın birincisi kim olacak? Şu an 6 soru öndeki Ercan Bey mi, yoksa 6 soru geriden gelip Nihan Hanım mı? Hadi onu görmek için birlikte final turumuza geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim de bu akşamın birincisi kim olacak? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Artık son turumuzdayız, final turumuzdayız. 6 soruluk avantajı var Ercan Bey'in ve ilk kategorimizde Nihan Hanım'la seçeceğiz. Hazır mısınız Nihan Hanım? Hazırım. Buyursunlar efendim, bu akşamın kategorileri geliyor. Bu akşam edebiyat, doğru yazım, ekonomi, havacılık ve diziler var. Hangisiyle başlayalım Nihan Hanım? Dizilerse... Diziler, Samsun'un S'si, işte final turunun ilk sorusu. Hülya Avşar ve Cihan Ünal'ın başrollerinde oynadığı televizyon dizisidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bir kez daha butona, birazdan aktif hale gelecek, basabilirsiniz. Kadın buyurun. İsterse. Kadın isterse. Tam o süre dolduğu an Nihan Hanım'ın bir tahmini vardı. Peki bu tahmin aradaki farkı 5 soruya düşürür mü? Kadın isterse görelim. Tebrikler.
Ercan Bey, fark 5'e düştü. Nihan Hanım çok manidar bir cevapla giriş yaptı. Evet. Kadın isterse 6'dan 5'e düştük. Şimdi Ercan Bey seçiyor kategorimizi. Ekonomi E. Ekonomi kategorisi. Cevapta E harfini göreceğimiz sorumuz geliyor. Bir menkul kıymetin geri alma taahhüdüyle satılmasına ve asgari bir gecelik faiz uygulamasına verilen isimdir. Süremiz başladı. Repo. Repo. Cevap doğruysa fark yeniden 6 soruya yükselecek. Görelim. Kutları. Kalan soru sayısı 8, aradaki fark 6 soru. Nihan Hanım'la gidiyoruz bir kez daha kategorilerimize. Dizilerden devam edelim. Trabzon'un T'si. Diziler kategorisini Trabzon'un T'si ile tamamlıyoruz. Burcu Biricik, Birkan Sokullu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın rol aldığı 2016 yapımı dizidir. Süremiz başladı. Hayat Şarkısı. Hayat Şarkısı. Nihan Hanım, diziler kategorisinde 2'de 2 yapıp farkı yeniden 5 soruya düşürebilecek mi? Görelim. Kutlarız. Kalan soru sayısı böylece 7'ye düştü. Farkımız 5 soru efendim. Ercan Bey sizdeyiz. Kategorilere gidiyoruz. Ekonomiyi bitirelim. Ekonomiyle. Evet, iki misafirimiz de birer kategoriye tutundular. Ercan Bey de ekonomi kategorisini L harfiyle tamamlıyor. Bir ticarethanenin belirli süre sonunda elde ettiği varlıklar, borçlar gibi detayları gösteren finansal tablodur. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Açabileceğimiz... Buyurun Nihan Hanım. Bilanço. Bilanço. Cevap doğruysa bu kez fark 4 soruya düşecek. Görelim. Kutlarız. Kalan soru sayısı 6, aradaki fark 4 soru efendim. Şimdi de Nihan Hanım seçiyor kategorimizi. Doğru yazım M harfi. Doğru yazım M harfi. Buyursunlar. Alçak gönüllü anlamındaki kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazımıdır. Mütevazi, mütevazi, mütevazı, mütevazı. Süremiz başladı. Mütevazı. Mütevazı. Yani ikincisi mi? Üçüncüsü. Üçüncüsü. Mütevazı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Kalan soru sayısı 5, aradaki fark 3 soruya düştü. Final turuna 6 soruluk farkla başlamıştık ve Nihan Hanım maşallah güzel toparladı şu ana kadar ve heyecanı son sorulara kadar taşıdık efendim. Şimdi de Ercan Bey seçiyor kategorimizi. Doğru yazım D. Doğru yazım Denizli'nin D'si şöyle sorulmuş. Belge anlamına gelen kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazımıdır. Döküman, doküman, döküman, dokuman. Süremiz başladı. Döküman. Yani? Üçüncüsü. Üçüncüsü. Döküman. Cevap doğruysa fark 4 soruya yükselecek. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Nihan Hanım. Doküman. İkincisi. İkincisi doküman dedik. Belge anlamına gelen kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazımı. Eğer Nihan Hanım'ın söylediği gibi dokümansa bu kez fark 2 soruya düşecek. Görelim. Tebrikler. Tıpkı Ercan Bey'in ikinci turun başında yaptığı ataklar gibi Nihan Hanım'ın da finalde atakları var. Kalan soru sayısı 4, aradaki fark 2 soru efendim. Yeniden kategorilerdeyiz. Nihan Hanım sizinle.
Edebiyat K harfi. Edebiyat kategorisi cevabımızda Kırşehir'in K'sini göreceğiz. Sorumuz şöyle. Yaşar Kemal'in 3 Anadolu Efsanesi kitabında kaleme aldığı bir halk anlatısıdır. Nokta nokta efsanesi. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda 3 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Ercan Bey. Alageyik. Alageyik efsanesi. Cevap doğruysa Ercan Bey aradaki farkı yeniden 3 soruya yükseltecek. Alageyik efsanesi. Görelim. Kutlarım. Ben bilirim de artık kritik eşikteyiz. Kalan soru sayısı 3, aradaki fark 3 soru. Şu ana kadar iki misafirimiz de çok iyi geldiler. Bakalım birincimiz kim olacak? Buyursunlar kategoriler. Ercan Bey seçiyor. Edebiyat R. Edebiyat kategorisini de R harfiyle tamamlıyoruz. Tevfik Fikret'in özellikle çocuklara hitap eden şiirlerinden oluşan kitabıdır. Süremiz başladı. Şermin. Şermin. Cevap doğruysa ben bilirim de bu akşamın birincisi olmayı garantileyecek Ercan Bey, Samsun'dan misafirimiz. Görelim. Kutlarız. Bir ara acaba dönecek mi yarış diye herkes bir heyecanlandı. Evet. Hatta Ercan Bey'in de nereye gidiyoruz bakışları başlamıştı. Nihan Hanım çok başarılı bir final turu geçirdi. Tebrik ederim öncelikle. Ve efendim nihai tablomuz şöyle. Ben bilirim de geride kalan sorularımızın ardından 2330 puanla Ercan Bey birincimiz. Nihan Hanım da 1720 ile ikincimiz. Kutlarız. Ne dersiniz Nihan Hanım? Nasıldı sizin adınıza? Ben ikinci turda şarkı sorusunu bilemedikten sonra bir kopmuştum. Hangi şarkıydı? Seninle başım dertte. Çünkü evde... Yok, seninle olmak var. Seninle olmak var ya. Evet, doğru. Evdeyken genelde böyle hep müzik sorusu geliyor dediğinizde diyorum ben bunu bilirim. Onu bilemeyince biraz üzüldüm. Ama yine iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum final turunda. Gayet iyiydiniz. Evet. Arkadaşım çok iyi yarıştı. Tebrik ediyorum kendisini. Hak etti. Ben de çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ercan Bey özellikle ikinci turda stokladığı puanların faydasını gördü. Nihan Hanım finalde çok başarılıydı. Biz ağırlamaktan çok memnun olduk. Tekrar tekrar teşekkür ederim Nihan Hanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Ercan Bey tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok keyifliydi. Son ana kadar başa baş geçti. Çok keyif aldım. Burada olmak gerçekten çok güzel. Ekran başında da zevkli ama burada çok daha zevkliymiş kesinlikle. O yüzden burada olduğum için mutluyum. Birinci olmak da bunu taçlandırdı. Çok keyif aldım. Teşekkür ederim hepinize. Biz teşekkür ederiz efendim. Samsun'dan misafirimiz de Ercan Bey. Ödülünüzü de takdim edeyim. Bu akşam yine 4 misafirimizle çıktığımız yolculuğumuzda Rize'den, Bursa'dan, Samsun'dan ve İstanbul'dan yarışmacılarımız vardı. Ercan Bey 2330 ile birincimiz. Ödülünüzü güzel günlerde harcamayın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler bu akşam da sona geldik efendim. Siz de ben bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.